Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 5 Kasım'da Türkiye saatine göre 0:15'te Akrep Burcu'nun 12 derecesinde yeni ay doğacak. 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan tam gece yarısı yeni ay doğuyor. Güneş ve ay Akrep Burcu'nda birleşiyor ve an haritasına göre yükselende Aslan Burcu bulunuyor ve yeni ay haritanın 4. evinde yer alıyor. Özellikle sabit enerjilerin çok güçlü hissedildiği bir yeni ay bu. Akrep sabit nitelikli su elementine ait bir burçtur ve Mars tarafından yönetilir. Ve yönetici Mars yeni ayda Akrep Burcu'nda, yani çok söz sahibi, yeni ayında yönetici gezegeni olarak son derece güçlü bir pozisyonda. Bakalım şimdi bu yeni ay hayatımıza nasıl enerjiler getirecek? Evet, güçlü bir yeni ay. Uranüs'ün yine tam 12 derecede Güneş ve Ay'la karşıt açıda olduğunu görüyoruz Boğa Burcu'nda. Demek ki Uranüs enerjileri çok aktif bu yeni ayda. Ve Kova Burcu'ndaki Satürn yine sabitlerde, Güneş'le Ay'la ve Uranüs'le kare açıda, bir sabitlerde tek kare var gökyüzünde. Bu da gerilimli, stresli, huzursuz, bir o kadar aksiyonu güçlü, heyecanlı, ani gelişmelerin, tansiyonu yüksek durumların ortaya çıkabileceği bir yeni ay olduğunu gösteriyor. Üstelik Kasım ayı artık tutulmaların da başladığı bir dönem. 5 Kasım'da doğacak bu yeni aydan 15 gün sonra 19 Kasım'da Boğa Burcu'nda güçlü bir ay tutulması yaşayacağız. Yani bu yeni ay enerjilerini büyüterek bizi bir tutulmaya götürecek, ay tutulmasına götürecek. Bu da Kasım ayını yine oldukça yoğun ve güçlü hale getiriyor. Peki Akrep Burcu'ndaki yeni ay nasıl etkiler getirebilir? Şimdi her yeni ay tabii ki hangi burçtaysa o burcun temalarını öne çıkarır. Aynı zamanda da yeni ay sırasında gökyüzünde nasıl enerjiler var? Hani gökyüzünde gezegenleri, yerleşimleri nasıl? Bunlar bize bazı ipuçları verir. Akrep 8. evi yönetir Zodyak'ta. Mars tarafından ve Plüto tarafından yönetilir. Akrep artık bize kışın zamanının geldiğini, biraz böyle tabiattaki o canlılığın artık öldüğünü, dönüşüm için hazırlandığı bir süreci işaret ediyor ve Akrep dönüşümlerin burcudur. Yani ölüm ve yeniden doğum Akrep konusudur. Akrep her türlü fiziksel, zihinsel, bedensel arınma, dönüşümle ilgilidir. Tabii ki şifa da yine Akrep burcunda söz konusudur. Akrep hayatımızdaki tutkularla alakalı, yani özellikle Mars'ın da Akrep'te olması son derece tutkulu, hırslı, kararlı bir süreci işaret ediyor. Yani ilişkilerde de son derece kararlı, hırslı, tutkulu olabileceğimiz bir dönemdeyiz. Krizlerle ilgilidir Akrep Burcu. Hem maddi hem manevi. Yani bu ilişkilerde bazı Uranüs'ün de etkisiyle önemli krizleri, ani gelişmeleri ortaya çıkarabilir. Ve tabii ki Akrep ekonomiyi, finansal paylaşımları yönetir. Parayı yöneten burçlardan biridir. Özellikle hisseli paralar, para piyasaları, ekonomi, finansal kuruluşlar, vergi, sigorta ve benzeri tüm yapılar Akrep Burcu'yla alakalıdır. Borçlanma konuları, kredi konuları yine Akrep Burcu'yla alakalıdır. Demek ki özellikle para konularının da, ekonomiyle ilgili konuların Kasım ayında çok fazla gündemimizde olduğunu, hem kişisel hem toplumsal anlamda çok fazla öne çıktığını söyleyebiliriz, çıkabileceğini söyleyebiliriz. Dolunay stresli bir dolunay. Yani sakin, böyle enerjiler yok. Daha yani sakin olmasını, hani çok rahat enerjileri olduğunu söylemek isterdim ama değil. Gökyüzü haritası onu göstermiyor bize. Evet, baktığımızda yükselende de Aslan var. O da zaten sabit bir burç. Şimdi özellikle tabii ki kişisel haritalarınıza lütfen bakınız. Akrep Burcu nerede? Akrep Burcu'nun bulunduğu ev alanlarında zaten bir yenilik durumu var ve burada bir enerji var. Ama yükselende Aslan olduğu için Aslan Burcu'nun bulunduğu ev konuları da bir şekilde bu yeni ayda hareketlenecek. Özellikle sabit burçlarımız daha çok etkileniyor. Akrep, Boğa, Aslan ve Kova burçlarımız. Yeni ay 12 derecede doğacağı için lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Bu sabit burçların 12 derece ve yakınlarında
Bunu artı eksi 5 derece alabilirsiniz. Yani 8 derece ile 16 derece aralığında alabilirsiniz. Güneş burcunuz, öz burcunuz olabilir, yükselen burcunuz ya da bu burçlarda kişisel gezegenleriniz olabilir haritanızda. İşte Venüs'ünüz, Mars'ınız, Ay'ınız, Merkür'ünüz vardır. Yine o gezegenlerin sembolize ettiği konular çalışacaktır. O konularda hareketler öne çıkacaktır. Eğer kişisel haritalarınızda bu burçlardansanız, bu burçlarda gezegenleriniz varsa bu yeni ay sizin için çok etkili bir yeni ay. Çok değiştirici, dönüştürücü ve stresli bir yeni ay. Ama bu burçlarda özellikle bulunmuyorsanız ve gezegenleriniz de öne çıkmıyorsa sizin için daha sakin, daha rahat bir yeni ay döngüsü olabilir. Çok etkili olmayabilir sizin için. Evet, Uranüs şimdi ani durumlarla alakalı, beklenmedik durumlarla alakalı. Uranüs zaten isyan gezegeni. İsyankar durumlar. Yani bir düzene karşı gelmek, yeni bir şey, bir keşif, bir anda aniden hayatımıza giren, kriz yaratan bir durum. Ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı. Artık hiçbir şey geçmişle aynı olmayacaktır böyle bir etkide. Yani bir anda ortaya çıkan değişken koşullar. Tabii ki bu beklenmedik durumlar bizi strese sokar, heyecanlandırır, huzursuz eder. Yeni şartlara uyum gösterme konusunda biraz esnek olmamız gerekiyor bu yeni ayda. Yani esnek olmazsak daha fazla zorlanabiliriz. Ekonomik alanda çok hızlı gelişmeler, piyasalarda ani hareketler, ki yükselende de aslan olunca bu biraz spekülatif alanları da işaret ediyor. İşte borsa piyasaları, dijital alanlar, yani kripto paralar, çünkü Uranüs var. Boğa'da özellikle. Bunun yanı sıra döviz piyasaları. Buralarda çok hızlı, beklenmedik koşulların oluşması mümkün görünüyor. Eksi ya da artı yönde. Yani bu size bunlar negatif ya da pozitif yönde yansıyabilir. İçinde bulunduğunuz durumla ve bunları nasıl değerlendirdiğinizle ilgili. Sadece şunu söyleyebiliyoruz. Biraz dengesiz ve ani gelişen koşullar var. Özellikle de ülkemizde bir akrep burcu olduğunu düşünürsek, güneşimizin üzerinde bir Mars geçişi var. 5. evimizde bir yeni ay doğuyor. Uranüs etkili. Satürn de Türkiye haritasının 8. evinde Kova burcunda ilerlemekte. Tabii ki ülkenin ekonomik anlamda bu yeni ayla beraber özellikle Kasım ayında ekonominin çok fazla stres yarattığı, zorlanmaların olabileceği, piyasalarda çok güçlü etkilerin olabileceğini söyleyebiliriz. Çok sakin, sağduyulu, dengeli, güvenli adım atmak gerekiyor. Gerçekten esnek olmak gerekiyor. Koşullarımızı riske atmamak gerekiyor. Maddi konularda böyle bir dönemde. Evet, şimdi kısaca yükselen burçlarınıza göre yeni ay etkilerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, akrep yeni ayı 8. evinizde doğuyor. Uranüs etkili bir yeni ay. Mars yine kendi burcunda, akrep burcunda. Bu yeni ay ve Kasım ayı sizin için para ve finans konularının öne çıktığı bir ay. Stresler olabilir, hızlı gelişmeler olabilir. Kazançlar ve giderler, kayıplar olabilir. Özellikle kredi konuları, borç konuları, eşinizin parasal kaynakları, yine yatırımlar, yani işbirlikleri alanında bazı finansal oluşumlar. Buralarda hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Risk almak çok doğru olmayabilir. İyi yönetmek gerekiyor böyle bir dönemi. Yani biraz esnek olmak gerekiyor ve parasal konularda karşılaşabileceğimiz, yani bu ani bir masraf olabilir, harcama olabilir. Yani sağlık konusunda ani gelişen bir durum olabilir ve yine bununla ilgili parasal bir konu gündemde olabilir. Daha esnek olmamız ve temkinli olmamız gereken bir süreç özellikle. 8. ev parayla ilgili olduğu kadar bazı krizler, sağlık konuları, tabii ki ölüm, dönüşümle ilgili. Ama ruhsal, bedensel, zihinsel arınma, şifa, terapi, hayatımızda köklü bazı dönüşümler içinde bu yeni ay bize güçlü bir enerji verecektir. Daha kararlı, hırslı bir şekilde hayatımızda daha köklü dönüşümleri de bu yeni ayın enerjisiyle yapabiliriz sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, sizin için çok önemli bir yeni ay döngüsü başlıyor. Yılın önemli zamanlarından birisi. Üstelik ay sonuna doğru burcunuzda bir tutulma da var. Şimdi bu yeni ay yine burcunuzda bulunan Uranüs'e tam bir açıda. Çok değiştirici. Bir o kadar da hayatınıza yenilik getiren bir yeni ay döngüsündesiniz. İlişkiler öne çıkıyor ve ilişkilerde önemli kararlar alabilirsiniz.
Veya yani içinde bulunduğunuz koşullar, hani siz beklemeseniz bile bazı sürprizlerle özellikle ilişki dinamiklerinizde hızlı değişimler getirebilir. Ani teklifler de alabilirsiniz. Yani bir anda bir evlilik teklifi. Ya da bir anda hiç böyle daha önceden kurgulamadığınız bir işbirliği içerisinde bulabilirsiniz kendiniz. Ama süre gelen ilişkilerde ani bitişler olabilir, kontrol dışı durumlar olabilir. Bir şekilde hayatınız aslında değişiyor bu yeni ayla ve bunlar ilişkilerle bağlantılı. Yer değişiklikleri, kariyer değişiklikleri, evlilikler, ayrılıklar, uzun süreli ilişki dinamiklerinizdeki bazı önemli adımlar, hepsini bekleyebilirsiniz. Ama her boğa aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim etkiler çok daha güçlü olacaktır. Kişisel gezegenleriniz de ne kadar çok sabit burçlarda bulunuyorsa, özellikle boğa, akrep, kova, aslan, hani buralarda bulunuyorsa özellikle, bu etkiler daha da bir yoğunlaşacak, daha hayatınızda dönüştürücü, değiştirici olacaktır. Strese dikkat edin. Uranüs stres yaratan bir gezegen. Sağlık konularına dikkat edin. Çünkü Uranüs özellikle sinir sistemi, nörolojik problemler, tansiyon dengesizlikleri, bunları zemin hazırlayabilir. Kronik sorunlarınız varsa lütfen kendinizi çok yormayın. Dinlenin, beslenmenize dikkat edin. Sizinle ilgili olmaz, eşinizle ilgili olur, aileyle ilgili olur. Hani böyle beklenmedik bazı sağlık problemlerini de ortaya çıkarabilecek bir yeni ay döngüsündeyiz. Bunlara karşı da mümkün olduğunca temkinli olmakta fayda var sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, 12. eviniz, 6. evinizde pardon, bir yeni ay doğuyor ama 12. evinizde etkileniyor tabii ki. Bu yeni ay iş koşulları, çalışma koşullarında bazı hızlı değişimler, yenilikler getirebilir. Birlikte çalıştığınız kişi, örneğin hizmet aldığınız kişi, asistanınız, yardımcınız, evde çocuğunuzun bakıcısı, temizlikçiniz, hani bir anda işten ayrılabilir. Böyle bir düzen değişimi olabilir. Yine ofisinizde, çalıştığınız yerde birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili bazı hızlı gelişmeler olabilir. Tabii bir aynı işle ilgili değişim de olabilir. Yani hızlı bir işe girme ya da işten çıkma durumları, mesleki anlamda değişimler olabilir. Sağlık konularında hassasiyetler artabilir. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle işte böbrekler, sindirim sistemi, cinsel bölgeler hassas olabilir akrep yeni aylarında. Uranüs'ün etkisi bazı hormonal dengesizlikler, işte bazı nörolojik problemler bunları tetikleyebilir. Genel sağlığınıza da dikkat etmekte fayda var, özellikle Kasım ayı içerisinde. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, akrep yeni ayı sizin 5. evinizde doğuyor. Çocuklarla ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Belki ani bir hamilelik haberi alıyorsunuz. İstiyorsanız güzel bir sürpriz tabii, ama istemiyorsanız belki biraz kötü bir sürpriz, ama bir sürpriz olabilir. Çocuklarla ilgili yine ilginç gelişmeler olabilir. Bunlar olumlu gelişmeler de olabilir. Aşk hayatınızda hızlı gelişmeler bekleyebilirsiniz. Yani bu zaten tutkulu bir yeni ay ve tutkulu bir ilişkiye aniden böyle bir kapılabilirsiniz, aşık olabilirsiniz. Biraz tutkuların, cinselliğin öne çıktığı bir dönem ve belki ilişkilerde, özellikle romantik ilişkilerde bu dönem, bu dürtüsel tavırları, dürtülerin çok güçlendiği, biraz da kontrolün zorlaştığı bir dönem olabilir. İlişki dinamiklerinde işte ani heyecanlar, ani gerilimler yaratabilir. Bunları iyi yönetmek gerekiyor. Piyasalara, para konularına, yatırımlara, özellikle spekülatif piyasalara da genellikle bu yeni ay döngüsünde, Kasım ayında temkinle yaklaşmakta fayda var sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, gerçekten sizin için önemli bir yeni ay. Belki de 2021'in en önemli yeni aylarından biri. Özellikle Türkiye'de hani yükselenin de aslan olması bu yeni ay an haritasında biraz daha aslan vurgusunu arttırıyor. Hem de sabit bir burç, Uranüs'ün de karşıtlığı var. Yani haritanızın ana aksları tetikleniyor. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz, önemli gezegenleriniz 12 derece ve yakınlarındaysa, yani 9 derece ile işte 16 derece arası gibi alabilirsiniz. Daha güçlü tesirler alabilirsiniz. Bu yeni ay ev değişiklikleri, yer değişiklikleri, taşınmalar, iş değişiklikleri, yani tüm bunları gündeme getirebilir. Evlilik, ayrılık gibi konular, yani haritanızın yapısına göre. Yani genel kadersel şeyler ama çok belirleyici, yani böyle güçlü etkiler, sıradan olmayan etkiler söz konusu. Ve Uranüs olunca biraz kontrol dışı durumlar, sürpriz durumlar
beklenmedik durumlar. Yani ev sahibiniz bir anda sizi evden çıkmanızı isteyebilir. Yani bir anda belki çalıştığınız yerde değişim olabilir, işle ilgili değişimler olabilir. Bir anda hani evliliğinizle ilgili, işbirliklerinizle ilgili bazı önemli kararlar söz konusu olabilir. Bunlar çok hızlı gündeme gelebilir. Stresler olabilir. Aile üyeleriniz, yine ebeveynlerle ilgili. Sizin aileniz ya da eşinizin ailesi. Özellikle onların sağlıkları ve onların genel yaşam koşulları ve düzenlerinde yine hızlı değişimlerin olması mümkün görünüyor. Tansiyon sorunları, nörolojik problemler, kronik sorunlar, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Uranüs etkisi hızlı ve ani gelişen bazı sağlık sorunlarını tetikler ki işte özellikle nörolojik sorunlar, tansiyon problemleri, en basitinden bazı hormonal dengesizlikler bu dönemde çok fazla gündemde olabilir. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Akrep yeni ayı 3. evinizde. Bu yeni ay size böyle beklemediğiniz bir seyahat getirebilir. Hızlı bir seyahat olabilir, bu sürpriz de olabilir tabii, yani güzel bir sürpriz de olabilir. Bir eğitime başlayabilirsiniz, yeni bir merakınız olabilir. Bir anda işte bir eğitime, bir seminere katılabilirsiniz. Kardeşlerle ilgili hızlı gelişmeler var. Belki yakın çevreniz, kardeşler size bir sürpriz yapacak. Onlarla ilgili ilginç bir haber duyacaksınız. Hani eğitimle ilgili konularda yine hızlı gelişmeler olabilir. Kullandığınız iletişim araçları, bilgisayarınız, telefonunuz, belki otomobiliniz, hani buralarda bazı değişimler olabilir, yenilikler olabilir. Bunlar da gündemde olabilir. Bunlar daha pozitif etkiler. Siz zaten çok olumsuz etki almıyorsunuz. Yani genel olarak baktığınızda daha olumlu tesirler alıyorsunuz, daha yumuşak tesirler alıyorsunuz. Hani bu sürprizler biraz böyle yakınlarınızla ilgili olabilir. Belki komşularla, yani işte yaşadığınız yerdeki yakınlarınızdaki komşularınızla ilgili şaşırtıcı bazı ilginç hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Akrep yeni ayı para konularınızı etkiliyor. Burada bir yeni ay var. Hızlı bir yeni ay, sürprizli bir yeni ay. Zaten Mars para kazanma mücadelenizi arttırıyor. Tabii ki güzel bir iş imkanı, böyle hızlı bir para kazanma imkanı getirebilir. Veya daha önceden yaptığınız yatırımlar bir anda böyle Uranüs etkisiyle hızlı bir kazanca dönüşebilir. Bunlar mümkündür. Ancak bazı ani harcamalar da olabilir ya da bazı yatırımlarınızda hani parayı idare ederken ya da bazı kredi konuları, borç konuları, vergi konuları ya da eşinizin kaynakları, hisseli paralarınız, işbirlikleriniz, bir miras konusu, nafaka konusu, hani buralarda bazı hızlı gelişmeler, kontrol dışı durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Esnek olmak gerekiyor. Hani daha temkinli olmak gerekiyor. Para konularında risk almamakta fayda var sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, zaten sizin için sizin yeni ayınız. Özellikle önemli tabii ki bu yeni ay. Doğum günü 1 Kasım ile 10 Kasım arası olan akreplerimiz güçlü şekilde etkileniyorlar. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz yine 12 derece ve yakınlarındaysa ve kişisel doğum haritalarınıza bakınız, sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa özellikle, bu etkiler kat kat artar. Yeni ay önemli bir değişim getiriyor ve bunlar tabii Uranüs'ün etkisiyle, yani ilişkilerle ilgili olabilir, eş partner konularıyla ilgili sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Ani bir tanışma ya da böyle bir evlilik teklifi, bir işbirliği olabilir. Boğa burcuyla benzer etkiler alıyorsunuz aslında bu yeni ayda ve bu ilişkilerle ilgili olabilecek hızlı ve sürpriz gelişmeler hayatınızda kariyer, belki yaşadığınız yerlerde değişimler getirebilir. Sağlık konularına dikkat edelim. Eşinizin sağlığı, genel konulara biraz dikkat etmek gerekiyor. Mars burcunuzda hırslısınız, tutkulusunuz ama Satürn'den de açı alıyorsunuz, Uranüs'ten açı alıyorsunuz. Tansiyon sorunları, nörolojik sorunlar, kontrol dışı bazı sağlık sorunları olabilir ya da ebeveynlerinizin sağlığıyla ilgili stresler artabilir. Hani tüm bunlarda da biraz daha temkinli olmanız gereken bir dönem sevgili akrepler. Evet sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, akrep yeni ayı 12. evinizde, biraz gizli konular, beklenmedik konular gündemde. Zaten akrep gizlilikle alakalı, yani bilmediğiniz bazı şeyler ortaya çıkabilir. Yani sizden saklanan sırları öğrenebilirsiniz ya da kendinizle ilgili bazı dedikoduları keşfedebilirsiniz. İş ortamında beraber çalıştığınız kişilerle ilgili bazı böyle ilginç gelişmeler olabilir.
Yani işten ayrılmalar, hizmet aldığınız kişilerde değişimler, bunlar olabilir. Genel sağlığınıza, genel alışkanlıklarınıza dikkat edin. Belki bazı alışkanlıklarınızı hayatınızdan çıkaracaksınız. Böyle önemli kararlar vereceksiniz bu dönemde. Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Akrep Yanayı 11. evinizde doğuyor. Gelecekle ilgili önemli planlar, programlar var, projeler var. Hızlı bir proje bir anda gündeme gelebilir. Bir arkadaşınız bir anda size sürpriz bir teklifle gelebilir. Ya da siz bir anda böyle işiniz, kariyerinizle ilgili hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Arkadaş ilişkilerinizde çok beklenmedik sürprizler var. Yani bir arkadaşınız aniden size aşık olduğunu açıklayabilir. Bir ilişkiniz bir anda böyle bir dönüşüme uğrayabilir. Tabii ki romantik konular yine ilişkilerde sürprizler var. Hızlı gelişmeler, bazı ayrılıklar da olabilir. Yani bir gruptan ayrılabilirsiniz örneğin, ya da bir dernekten, vakıftan çıkabilirsiniz. Yani bir kulüpten ayrılabilirsiniz. Ya da böyle ani bir ortama girebilir, bir grup içerisine katılabilirsiniz. İş konularında ve işten gelen kazançlarınız ve özellikle parasal kazançlar anlamında da iyi yönetmek gerekiyor. Çünkü Satürn sizin para evinizde bazı kayıplar getirebilir. Piyasalarla ilgili, yani sizin dışınızda gelişen koşullar bunlar. Yani çok böyle beklenmedik durumlar bunlar. O yüzden para konularına daha temkinli yaklaşmak gerekiyor. Bütçenize iyi bir şekilde, yani daha bütçenizle ilgili konularda belki biraz kısıtlamalar yapmanız, biraz daha özellikle parasal sorumluluklara daha sağduyulu yaklaşmanız gerekiyor bu dönemde. Çok maceracı olmamak gerekiyor. Özellikle parayla ilgili konularda. Yani kazanç beklediğiniz bir yerde belki planlar değişebilir. Hani işle ilgili konularda bir anda farklı bir kapı açılabilir örneğin. Hani burada maddi durumunuzla ilgili daha gerçekçi olmanız gereken bir süreçtesiniz sevgili Oğlaklar. Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, sizin için de çok önemli bir yeni ay kariyer alanınızda doğuyor. Bu yeni ay size özellikle geleceğinizle ilgili, yani iş konuları, kariyer konuları, toplumdaki statünüzle ilgili alanlarda tabii ki yeni kapılar açabilir. İş değişimleri olabilir. Başka bir yere taşınabilir, atanabilirsiniz örneğin. Görev değişimi olabilir, statünüz değişebilir. Kendi işiniz varsa belki kendi işinizi kapatıp başka bir yerde çalışacaksınız. Ya da bir aile işindesiniz, ayrılacaksınız aile işinden. Özgür, bireysel çalışmak istiyorsunuz. Yani bunun gibi çok Uranüsyen etkiler var, güçlü etkiler var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa bu etkiler çok güçlüdür. Taşınmalar, yer değişimleri, kariyer değişimleri, mesleki değişimler. Hani bunlar ilişkilerinizle de bağlantılı olabilir ya da ailevi koşullar nedeniyle de olabilir. Yani bir yere tayininiz çıkar. Dolayısıyla evden de taşınmanız gerekir. Ya da evlenirsiniz, eşinizle bağlantılı kariyerinizde değişimler olabilir. Ya da boşanırsınız, bununla ilgili yine bir yer değişimi, iş değişimi olabilir gibi. Yani bunlar biraz ailevi konuları da önemli ölçüde etkileyebilecek daha köklü, bazı güçlü değişimler gündeme getiriyor. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Annenizin, babanızın, ailenizin sağlığına da dikkat edin. Çünkü gündemler, bu sürpriz gündemler, beklenmedik gündemler aile ve genel sağlık konularıyla da ilgili olabilir. Satürn'ün burcunuzda olduğunu unutmayın. Hiçbir şeyi ihmale gelmemeli bu dönemde. Hem kendinizden, bedeninizden sorumlusunuz. Hem iş konuları önemli, hem de ailevi konularda belki daha fazla sorumluluk almanız gereken bir süreç olabilir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Akrep yeni ayı sizin 9. evinizde doğuyor. Siz daha iyi etki alan, daha yumuşak tesir alan burçlardansınız. Çünkü bu yeni ay gerçekten sert ama siz daha ılımlı etkiler alıyorsunuz. Bu yeni ay sezgilerinizi güçlendiriyor, hayata bakışınızı değiştiriyor. Bir anda böyle bir aydınlanma yaşayabilir. Önemli bir sezgisel bir farkındalık kazanabilirsiniz. İstekleriniz, hani belki hedefleriniz var. Burada vizyonunuzun gelişebileceği bir dönem. Gelecekle ilgili hedefler oluşabilir. Bu güzel bir seyahat getirebilir size bu yeni ay. Uzaklar da olabilir. Yurt dışı konuları da olabilir. Akademik konularda bazı hızlı adımlar atabilirsiniz. Mesela bir okulda okuyorsunuz. Bölüm değiştirebilirsiniz. Yer değiştirebilirsiniz. Örneğin. Eğitim hayatınızda ya da bir anda böyle bir size
yine akademik alanda bir fırsat çıkabilir karşınıza. İş konularında özellikle teknolojiyle ilgili işler, bilişim işleri, sosyal medya, medya işlerinde hızlı gelişmelerin olabileceği bir dönem. İletişimle ilgili konuların hareketlendiği bir dönem. Tüm kullandığınız iletişimle ilgili teknolojik araç gereçlerde de bazı belki değişimler yapabilirsiniz. Yani ya da işinizi dijital alanlara taşıyabilir, belki internet üzerinde bazı yapılar kurabilirsiniz. Bu dönem içerisinde belki bir online eğitime katılabilirsiniz sevgili balıklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.